Meral Akşener görüşme sonrası açıklama yapıyorlar. Hemen kulak veriyoruz. En kısa sürede talebimizi karşıladılar. Heyetimizi heyetleriyle birlikte ağırladılar. Yaptığımız görüşmede tabii ki çok önemli değerlendirmeler yaptık. Ama ziyaretimizin özü ve özeti şuydu. İyi Parti'nin kamuoyunca da bilinen, bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanan bir genel idare kurulu kararıyla tüm seçim bölgelerinde yerel seçime kendi adaylarıyla girmeleri noktasında bir irade beyanları alınmış bir kararları vardı. Biz bu ziyaretimizde bu karara saygılı olduğumuzu, o yüzden yerel seçimlere yönelik bir somut teklifle değil, ancak yerel seçimlerde daha önceden de ifade etmiştim, Sayın Genel Başkanıma da ifade ettim. İttifak kelimesi yoruldu. İttifak kelimesi kalabalıkları, uzun süren toplantıları çağrıştırıyor. Ama yerel seçim biraz daha esnekliği, hızlı karar vermeyi ve ikili işbirliklerini gerektiriyor. Biz İyi Parti'ye önümüzdeki yerel seçimde, yerel seçime yönelik olarak işbirliği içinde olup olamayacağımızı, böyle bir kararın, genel idare kurulu kararının yeniden bu konuda genel idare kurulu tarafından gözden geçirip geçirilemeyeceğini, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu, ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin görevlendirileceği kişilerin birlikte çalışma imkanının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk ve Sayın Genel Başkanımızdan bu konuda bir cevap aldık. Ben sözü burada sonlandırıyorum ve nazik ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Öncelikle tekrar hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığınız Allah utandırmasın. Evet, Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Özel'in söyledikleri doğrudur. O konuyu anlattı. Bizim bir kararımız var, işte 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. O konuyu Genel İdare Kurulu'nda tekrar bizim iki siyasi parti olarak hiç değilse bazı yerlerde birlikte işbirliği yapabilir mi sorusunu, bir soruyu acaba Genel İdare Kurulu'na tekrar bu soruyu götürebilir misiniz? Özü bu esasında özetlersem. Biz de arkadaşlarımızla kendilerinin yanında da konuştuk. Kendi arkadaşları, onların arkadaşları bizim arkadaşlarımızın yanında. Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'imizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek, o zaman göreceğiz. Ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey Türkiye için iyi olur. Size tekrar başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yolculayacağım. Çok kısa bir basın açıklaması, soru alınmadı, 4 dakika sürdü. Özgür Özel dedi ki İyi Parti'nin bir kararı var, Genel İdare Kurulu'nun aldığı 81 ilde aday çıkartmak. Bu karara saygılı olduğumuzu söyledik, somut bir teklifle gelmedik. Sadece dedik ki evet, ittifak kelimesi yoruldu ama işte yerel seçimde ikili işbirlikleri ve esneklik gerekir. İşbirliği içinde olup olamayacağımızı bu çerçevede Genel İdare Kurulu'nun kararı gözden geçirip geçiremeyeceğini sorduk. Ne dedi bakalım diye Akşener'e attı pası. Akşener de dedi ki pazartesi zaten bizim Genel İdare Kurulumuz toplanacak. Bu soruyu orada soracağız. Bakalım ne karar verecekler. İnşallah her şey için Türkiye, inşallah Türkiye için her şey iyi olur. Topu pazartesiye attı o da. Özel, Akşener'e, Akşener uzun pasla pazartesi Genel İdare Kurulu'nun önüne yolladı topu. Nasıl buldunuz? Şimdi benim beklentimi aşan bir görüşme olmuş. Yani açıkça sorduk diyor. Evet, yani açıkça sormuş. Beklentimi aşan bir görüşme olmuş. Ben doğrudan doğruya bir işbirliği olasılığını gündeme
getirmeyebileceğini düşünüyordum. Çünkü yani önce bir nezaket, hazırlama vesaire falan, daha sonraki görüşmeler için belki ilk adım bir el yani abla kardeş el sıkışmasının sıcaklığını önce yaşarlar, sonra bir bakalım nasıl gelişir vesaire falan. Ama hızlı. Yani Özgür Özel'in o kadar çok zamanı olmadığı doğrudan belli. Doğrudan doğruya, doğrudan doğruya işbirliği. Tabii ki genel idari kuruluna attı. Bir de dikkat ederseniz yani, çünkü karar orada alındı. Hep Akşener söyledi. Böyle yapıyor zaten. Hep Akşener böyle söyledi. Orada alındı dedi. Dolayısıyla bu soruyu ben yine genel idari kuruluna şey yaparım. Şimdi oradan ne sonuç çıkar? Hı hı. Sizce ne sonuç çıkar? Ben geri adım beklemiyorum. Ben de beklemiyorum. Tam onu söyleyecektim. Ben de geri adım beklemiyorum. Yani genel idari kurulunun karar değiştirmesi için zaman erken henüz diye düşünüyorum. Ben bir yazımda da onu belirtmiştim. Eğer bir değişiklik olacaksa Akşener'in seçimlere az bir süre kalı, yani mesela Mart'ta mı olacak? Hı hı. Şubat'ta. Şubat'tan Mart'ın kaç Mart'ta oluyordu seçimler? 31'inde. 31'inde. Mart'ın başlarına kadar İYİ Parti'nin kamuoyundan alacağı oylar, anketler vesaire falan, bütün bunlar etkili olacak. Görüş değiştirebilmesi için. Eğer orada İYİ Parti gerçekten de bir kayıp içinde, yani kamuoyundan beklenen bir oy kaybetme içine girerse, orada düşüşe girerse, bu yeni idari kurulunda karar değiştirilmesi için bir çok somut bir durum yaratacak. Yani işbirliği için bir somut durumu. O zaman Ankara, dikkat ederseniz Ankara, İstanbul falan, onlar hep açıkta kalıyor. Hiç oraları aday falan belirlemek istemiyor. Çünkü Ankara'da ve İstanbul'da da İYİ Partili bir sürü seçmenin önemli bir kesimi, belki de yarısı. Bence İYİ Parti'nin adayına değil, İmamoğlu ve Yavaş'a. İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a oy verecektir. Bunu kamuoyu anketlerini göreceğiz. Çünkü burada şöyle, İYİ Parti seçmeninin önemli bir kesiminin, diyelim ki yarısının birinci iktidarın kazanma olasılığına karşı, kazanmasını istemeyen kesimden oluşuyor. İYİ Parti bunun için kuruldu zaten ve bunun için mücadele etti vesaire falan. Bu açıdan baktığımız zaman ya AKP'ye anketler hemen hemen ortaya çıkacak. 3 aşağı 5 yukarı, yani yanlışlıkları da içerse bile ana eğilimleri falan orada çok net bir şekilde göreceğiz biz. Yani hangi parti kazanma kulvarına girdi, ne oluyor vesaire falan. İYİ Partililer de ona bir bakacaklar, bahsettiğim kesim. Fanatik olmayan kesim diyeyim hatta. Bir bakacaklar, ya AKP kazanıyor. Biz AKP'nin kazanmasını istiyor muyuz sorusuyla karşı karşıya kalacaklar. İYİ Parti bunu düşünmüyor mu? Düşünüyordur. İYİ Parti varlık seçimi İYİ Parti için bu yerel seçim. Tabii. Bu aynı zamanda sadece İYİ Parti için değil. Meral Akşener için de. Ben 1 Nisan'da eğer İYİ Parti bu politikasını sürdürürse, 1 Nisan'da Meral Akşener'i partinin başında görmeyeceğimizi düşünüyorum. Yani bu nedenle de bu hem İYİ Parti için değil, aynı zamanda merak ediyorum. Çünkü kaybetmek, Cumhurbaşkanlığını kaybettin, hiçbir bedel ödemedin. Bütün suçu Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'na yükledin vesaire falan. Hiçbir ortak seçime girdiğiniz halde bunu yapmadın. Yerel seçimlerde de aynı şey, bir bakıyoruz. Yerel seçimlerde kaybettin, o zaman İYİ Parti'yi yönetemiyorsun sorusu ortaya gelecek. Veyahut da yanıtı ortaya gelecek orada. Ben İYİ Parti'nin bu şekilde devamı halinde önemli bir kayba uğrayacağını düşünenlerdenim açıkçası. Ve Meral Hanım da zaten İYİ Parti içinde bir sürü güç odakları var. Meral Hanım hemen oradan. Şimdi tam işte onu arıyordum. Birkaç